midi beraber açmak artık yeni alışkanlığımız oldu. Şu an asla istemiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Dün video yüklemiştim. Hatta geçen hafta da video yükledim. Gayet iyi gidiyoruz. Maşallah. Aman diyeyim. Bugün aslında video çekmeyecektim ya da çekersem de bu video olmayacaktı ama dün gelen bir yorumun üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Hemen size yorumu da söyleyeyim. Dün öğrenci ve market alışverişi diye bir video yayınladım. Bu videoyu aslında 2 hafta önce falan çekmiştim ama ancak editlemeye vaktim oldu. Hatta hatırladım diyelim. İyi ki de hatırlamışım. Hande Çalışkan diye bir takipçim demiş ki bahsettiğin kabaklı yulaf lapasından bir sonraki vlogunda yapılışını gösterir misin rica etsem. Ben de vlog çekmeyecektim. Aslında bu da biraz vlogla karışık bir tarif videosu gibi olacak. Aslında Hande dediği için çekiyorum. O yüzden Hande'ye fikir için teşekkür ederim. Bugün sizlere bu videoda kabaklı yulaf lapasını da göstereceğim. Kabaklı yulaf lapası bayağı bildiğimiz yeşil yemek yaptığımız kabaktan yapılıyor. Ve size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yulafa kabak bu kadar mı yakışır? Gerçekten bu kadar yakışıyor. Kabağın biliyorsunuz ki kalorisi çok az. İçinde barındırdığı su oranı çok yüksek. Bir tane kabak ekleyerek yulafınıza hem gözünüzü doğrultup böyle koca bir tabak yiyorsunuz ki benim gözüm çok açtır acıktığımda ve her zaman açtır yemek konusunda. Çok yiyorum ama yediğimin kalorisi çok az. Yani bence bu çok güzel bir oran, çok güzel bir bağlantı. O yüzden bugün sizlere kabaklı yulaf lapası yapacağım ama evde kabak yok. Ve bizim buradaki marketler çok yukarıda. O yüzden markete gitmek de istemiyorum. Ben de Trendyol'a, işte Trendyol diyorum ya, Getir'e geldim. Reklam değil bu arada gayet de. Yokuş çıkmak istemediğim için ve aslında tamam bazen meyve sebze daha pahalı ama bence çoğu şey burada daha ucuz. Çünkü indirimler oluyor. Bugün de şey varmış, Getir, reklam gibi oldu gerçekten ama reklam değil. Takip edin bunları arkadaşlar. O yüzden öğrencilik için de çok iyi. Mesela geçen hafta 20 TL hediye vardı. 20 TL, 25 TL özel alışverişinize mi? 20 TL mi? Köre kum aldım, işte kendime dondurma aldım. Köre yaşmama aldım, bir şeyler aldım. Normalde 44 lira ödeyecektim. 24 TL ödedim. O yüzden bence çok iyi. Şimdi de Getir Büyük'te 60 TL ve üzerine 30 TL indirim varmış. Yani o yüzden 60 TL'lik bir şey alırsam 30 TL ödeyeceğim. 70-40. O yüzden şimdi Getir Büyük'ten hemen kabak söyleyeceğim. Hem de evde bazı aslında çoğu şey bitti. Hem de eksiklikler var. Onları söyleyeceğim. Onları da alayım bu arada. Mesela kabak ne kadarmış bakalım mı burada? Var mı? Allah'ım lütfen olsun. Çok üzülürüm olmazsa. Hala yok. Hadi lütfen çık. Var. Oh. Ay çok korktum, çok korktum. Kabağın kilosu 5.45. Arkadaşlar markette de zaten 3.5 ile 5-6 arası oluyor. O yüzden 1 kilo kabak söylüyorum. Hem yemek de yaparım bu hafta. Hem belki işe giderken de sabah erken kalkıp yapabilirim. Hem spor yaparım bu sayede. Ben hemen şimdi buradan alacaklarıma bakıyorum. Sonrasında Körle ATM'ye gideceğiz. Para yatırmam gerek. Nadine biliyorsunuz ki giyim sayfamda çekiliş vardı. O çekilişi açıklamam için kartıma para yüklemem lazım ki uygulamadan seçtiriyorum ya işte çekiliş şeyi. Onu yapmam gerekiyor. Hemen bir ATM'ye gideceğim. Hemen şu evin alt tarafında zaten ATM. Onu halledeceğim. Sonra gelip bu videonun devamını size geri döneceğim. Ben şimdi hemen siparişimi veriyorum. Ben ATM'ye gelip gelene kadar da canım getir, getireceklerini getirip sonrasında size videoya devam ederiz. Çok mutluyum. Hadi videoyu böyle kanala abone değilsek abone olursak da çok mutlu olurum. Motivasyonum inanılmaz yükseliyor. O yüzden lütfen yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şeyi fark ettim yani gerçekten dünkü yorumlar, dünkü o videoma gelen yorumlar sayesinde bu videoyu çekiyorum. O videoda buraları bir yere unutmazsam koyacağım. Sizi seviyorum. Hadi 10 saniye sonra görüşürüz. Hello! Adı ne Instagram'da bu şekilde hikaye attım. İşte market alışverişi, dün attığım videoyu kaydırmalı yaptım, konuşamadım. Arkadaşlar bu kadar neşeli olduğuma bakmayın. Az önce başıma neler geldi, neler ama boşverin olur böyle şeyler. ATM'ye gittim dedim ya size. ATM'ye gittim. Vakıfbank ATM'si bulamadım. Ben de ING Bank ATM'sine koydum kartımı. Gerçekten Allah beni kahretmesin. Kartımı yuttu, geri vermedi. Sonra telefonum da yanında değildi. Orada hala açık. Hafta sonunda çalışan yerler varmış. Oradan rica ettim. Onlar baktılar. ING'ye aradık. Sonra vakıfı aradık. Kartımı kapattırdık. Yeni kart talep ettim falan derken bir sürü olay oldu. Ama diyeceksiniz ki gay yani. Aslında böyle şeyler çok mod düşürür. Bazen benim o kadar alakasız bir şey modumu düşürebiliyor ki yani ne bileyim. Yani dolapta atıyorum yumurtanın 3'te 2 tane kalmış olması benim moralimi çok bozabiliyor. Ama bazen de böyle olabiliyor. Ama %99 böyleyim. Yani mod değişimi, moralim bozuksa öyle ama genel olarak eskiden %50
50'ye 50 iken şu an %90'a 10. Yani bunu zaman içerisinde yaptım sanırım. Pollyanna diyorlar bana çoğu arkadaşlar ama doğru. Yani ne yapabilirim ki, hayat zaten öyle de böyle geçiyor. Neden canımı sıkarak, moralimi bozarak geçireyim değil mi hayatımı? Doğru. Hep mutfakta video çekiyorum, biliyorum. Arkada bulaşıklar da var, bunu da biliyorum. Ama neden olmasın? Bu arada getirdikler geldi. Hemen size onları göstereceğim. Aldıklarıma. Şöyle gerçekten getir senden Allah razı olsun. Benim evimin yokuşunu bunlara tırmanmak çok zor. İki kere denedim. Gerçekten kollarım ağrıyordu. Resmen kas yaptım. Şimdi size aldıklarımızı bakacağız. Aldıklarıma bakacağız. Sonrasında size kabaklı yulaf tarifimi göstereceğim. Evet, bu sefer buraya koydum. Bari mekan değişikliği gibi görünsün diye size hemen aldıklarımı göstermeye başlıyorum. Aa, ne kadar güzel oldu. Şuna bakın. Üzerimle uyumlu, çok güzel değil mi? Bu arada en sevdiğim renk lila zaten. Ben lila çok bir şeyim yok. Ya bu var. Bir tane uzun kolluk tişört gibi, kazak değil de penye var. Bir de lila çantam var. Bir de getir torbam oldu. Şu vardım. Şimdi aldıklarıma bakalım. Bu arada aldıklarım arkadaşlar çok komik. Normalde 69 lira tutuyoruz. 39 lira ödedim. Ya 38-39 işte. 2 kiloluk yoğurt aldım. Bu yoğurdu eve taşımak o kadar zor ki son zamanlarda almak bile istemiyordu canım. Sivri biber aldım. Çok seviyorum yumurtada. Acılık katıyor ya. Bayılıyorum yani. Sabahlarımızda işe giderken de bunu yapıyorum. Hemen çok azıcık tavaya biberleri koyuyorum, yağlı kızartıyorum. Ben atıyorum dişlerimi fırçalarken dişlerimi fırçalarken. Evet, ben bu arada yemekten önce de dişlerimi fırçalıyorum sabah. Çok alakasız bir bilgi. Her neyse. Mesela atıyorum yüzüme krem süreceğim. Fondötenimi, BB kremimi sürüyorum. O ara biberler kızarmış oluyor. Hemen üstüne gidip yumurtayı kırıyorum. Ben o ara atıyorum kaşlarımı sabitlerken o da olmuş oluyor. O soğuyor ben makyajımı bitirene kadar. Sonra tık tık ağzıma atıp kaçıyorum. O yüzden biberde sayıyorum. Ödem attırıcı suyumuz için maydanoz aldım. Düzme peynir aldım Bahçıvan'ın. Yumurta aldım. Yumurta kaçlı? Onlu değil mi? Onlu. Orta boy aldım. Havuç aldım kıtır kıtır yemek için. Havucu biliyorsunuz tavada soteliyorum. İşte akşam bazen böyle kabak falan planla. Sonra biraz yoğurt, çok güzel hafif bir öğün oluyor. Bazen de böyle direkt kıtır kıtır yiyorum. Bazen yoğurda sanki çubuk kraker bir şey banıyormuş gibi böyle bandıra bandıra havuç yiyorum. Ve günün süperstarı kabaklarımız, kabakçığımız. Sırf bunun için resmen sipariş verdim ama evde çok eksik vardı. Kabaklarım da gelmiş. Çengel köyü salatalık aldım. Bunu da sabahları ödem suyum için, hem de salatalık yemeyi de çok seviyorum. İşte havuç, salatalık uzun uzun doğruyorum. Yoğurtla pıtır pıtır yapıyorum. Kereviz aldım arkadaşlar. Aa, bunun saplarını kesmişler. Bunun fotoğrafta sapı vardı. Kereviz sapı alayım diyordum. O gün Polina'da görmüştüm ama sonra böyle aldım ama olsun. Bunları da rendeliyorum. Yoğurtla mis, üstüne ceviz. Sarımsak bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Bazen dokunabiliyor midemi. İnanılmaz güzel. Görüyor musunuz? Yine bir market alışverişi videosu gibi oldu. Sanki her markete gittiğimden sonra kamera açıyormuşum gibi oldu ama. Her neyse, şimdi bunları hemen yerleştiriyorum. Sonracığıma sizlere kabaklı yulaf tarifimi gösteriyor olacağım. O zaman şimdilik öpüyorum. Hadi görüşürüz. Öncesinde körcüğüme şurada yaş maması vardı. Geçenlerde almıştım. İstermişin, istermişin, istermişin. Oh, ister ister. Şimdi ona biraz da yaş mama verelim. Annesi kabaklı yulaf lapası yaparken o da yaş mamasını yesin. Değil mi anneciğim? Görüyor musunuz bak? Ay, kıyamam. Böyle bu tabakları teyzem bana almıştı İstanbul'a evimi yerleştirmeye geldiklerinde taşınırken. Şöyle köylümün mamasını bu kalpli tabağımıza boşaltalım. Şöyle. Oy oy oy, benim oğluşum şimdi yaş mamam, bak görüyor musun? Annem, oh bebeğim benim. Evet, hazır. Oğlumun mamaşı. Bakın bakın bakın, gerçekten. Hani diyorlar ya bir ASMR tarzı bir şey, eş mi yer mi ne artık, bakın. Arkadaki tadilat sesi duyulmasa komşularımız. Oy oy oy, afiyet olsun. Afiyet olsun balım. Şimdi bizim için gerekli olanlar, şöyle bir tava aldım. Çünkü öyle bir yer, bir küçük tavam yok. Of, umarım ses çok sizi rahatsız etmez. Bir rende. Yıkanmış bir kabak. Bunu rendeliyoruz. Tavaya koyuyoruz. Sonra sana size şimdi gösteriyor olacağım. Hemen gelin yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi kabağımız hazır. Ocağımızın altını açıyorum. Yağ falan hiçbir şey koymuyoruz. Şöyle hemen bir iki azıcık şey yapacağım. Suyunu çektireceğim. O kadar. Hafif yani, birazcık o suyunu alsın. Hani bunu ısıtsın diye. Şöyle birazcık koyuyorum buraya yani. Sütüm yok bu arada. Sütle de yapabilirsiniz. Sütle daha tatlı oluyor. Ama ben suyla yapacağım. Hem kalori açısından da baktığınız zaman zaten sütüm yok. Bir de benim birazcık laktoza karşı bir sıkıntım var. Laktozsuz dahi olsa karnım şişiriyor. O yüzden ben birazcık su koyacağım birazdan. Görüyorsunuz yaklaşık 1 dakika. Diğer videoda 5-10 saniye dedim de. 1 dakika. Siz bakmayın bana.
Bir dakika kadar şöyle oldu. Şimdi içerisine şöyle etininkini kullanıyorum ben. Etinin yulafından koyacağım. Şöyle bakayım. Biraz daha. Şöyle. Yani 3 yemek kaşığı kadar diyebilirsiniz. Şu an çok görünüyor gibi olabilir ama 3 yemek kaşığı kadar yulaf koydum içine. Şimdi bu ikisini şöyle bir karıştırayım. İçerisine şöyle yarım çay bardağı su koydum. Bu böyle yavaş yavaş pişecek. Ondan sonra içerisine yarım paket vanilin koyacağım. Birazcık bal koyacağım. Sonra hazır. Bu arada bununla sabaha bununla başlamak midenizi o kadar rahatlatıyor ki ve gerçekten ödem atmak demeyeyim de lavaboya çıkmanıza yardımcı oluyor. İnanılmaz güzel bağırsak çalıştıran bir şey. Vanilin neyse artık adı. Ondan da yarım koydum. Birazdan da piş kapatmaya yakın bal koyacağım. Sonra hazır. Kıvamı böyle oldu. Görüyorsunuz. Aslında bu yulaflar daha ince kıyma olsa aslında bir tık böyle robottan geçirsem daha güzel olurdu. İlk de öyle yapmıştım. Sonradan hatırladım. İçine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bal koydum. Güzelce karıştırıyorum. Sonra tabağıma alacağım. Balı da eklediğime göre şimdi tabağıma alacağım. Böyle görüntüsüne bakmayın. Ben görüntüsü kötü de değil bu arada. Böyle aşırı wow bir görüntüsü yok kabul ediyorum ama gerçekten tadı çok güzel. Şimdi buradaki tabağıma alacağım yulafımı. Sonra da mis gibi yiyeceğim. Görüntüsü bu şekilde tabağıma aldım. Şu elime çok azıcık yulaf gelmişti. Öyle tadına baktığımda hemen şöyle bir güzel kaşık bir kaşık dolusu tadına bakıp hemen size haber veriyorum. Hatta hemen ay durun. Evet oldu. Şöyle bura. Oh, mis gibi yulaf. Allah'ım kim der bunun içinde kabak var diye gerçekten. Bakın şöyle size göstereyim. Şurada bezim. Temizlik bezlerimiz. Şöyle bir kaşık alıyorum. Ağzınıza dağılıyor resmen. Böyle kıyır kıyır gidiyor. Ya bunu yiyip böyle midenizi, içinizi o kadar rahat hissediyorsunuz ki. Anlatamam. Gerçekten çok güzel. Tabii böyle şey gibi düşünmeyin. Aşırı tatlı bir şey gibi değil ama çok güzel bir şey bence. Yani kabak inanılmaz yakışıyor ama yine bir tavsiye veriyorum. Bakın yine aynı. Yulafı bir tık öğütün. Daha böyle ince kıyım un gibi olsun ki daha güzel oluyor öyle. Deneyim. Bunu öyle deneyim. Şimdi yulafımı yerken bir yandan dizi izleyeceğim. Sonrasında bu videoyu editleyeceğim. Bu video böyle minik tatlı bir videoydu. Yani umarım beğenmişsinizdir. Şöyle körcüğüm de yaşmamasını yedi gayet mutlu. Az önce şey dedim ya modum düşük oluyor, yüksek oluyor. Biraz önce bir modum bir anda anlık bir şeye çok fena düştüm. Ama kendi kendime yaptım. Hatta kendime kızdım niye bunu yapıyorsun. Her seferinde o düşünceye girdiğimde öyle benim modumu düşüren bir düşünce var. O düşünceyi düşündüğümde direkt modum düşüyor yani. O düşünceyle ilgili olumsuz şeyleri düşününce aslında direkt onu düşünce değil. Aynı şeyi yaptım yine. Yapmamam gerek. Buna zamanla öğrenirim. Bu videoda buna değer veriyorum. Çünkü açıp baktığımda buna hatırlayayım, bunu anlayayım. Burası benim için anı günlüğüm gibi. Kendime not günlüğü gibi. Şimdilik size öpüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki video ne zaman olur bilmiyorum ama bakın dündü, bugün oldu. En kısa zamanda görüşeceğimize inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi veya kötü, yüksek veya düşük, mutlu veya mutsuz, güzel veya çirkin hiç fark etmez. Her zaman kendimizi seviyoruz. Önce biz.